Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar söz verdiğimiz gibi 2024 DGS sonuçları önünüzdeki kişiler hangi bölümü istiyor? Bununla ilgili bir video çekeceğim. Bu videonun daki linkin arkadaşlar linki açıklamaya koyacağım. Bu linkin mutlaka doldurulması lazım. Linki dolduracaksınız. Hangi bölümü istiyorsunuz? Önünüzdeki kişiler yani sizin önünüzde hemşirelik isteyen kaç kişi var? ÖSYM e böyle bir veri paylaşmıyor. Sizin önünüzde hukuk isteyen kaç kişi var? ÖSYM e böyle bir veri paylaşmadığı için biz bu veriyi e, öğrencilerden gelen sonuçlara göre yapıyoruz. Geçen sene de yaptık, ondan önceki sene de yaptık. Her sene bu veriyi yapıyoruz arkadaşlar. E, lütfen bu veriyi ciddiye alın, e, etrafınızda bulunduğunuz gruplarda vesaire paylaşın arkadaşlar. Bin kişi olduğu zaman verinin sonuçları açıklanıyor. Burada isminizi yazıyorsunuz. Bakın ben burada tek tek ne yapacağınızı söylüyorum. Lütfen e, dürüst olalım, saçma saçma şeyler yazmayalım. Yani hepimiz yetişkin insanlarız. E, biz zaten buradaki verileri kontrol ederken uygun e, olmayan yani verilen söylenenine farklı. Yani mesela 10 matematik neti yazıp ondan sonra puanını saçma yazan kişiler. Örnek veriyorum. Bu tür verilerin hepsini siliyoruz arkadaşlar. İsmini düzgün yazmayanları da siliyorum. Adam'a isim soruyorum. Adam FGH yazmış. FGH nedir ya? Ben sana ismini soruyorum. Sana TC kimlik numaranı istemedim. Senin adresini istemedim. Telefon numaranı istemedim. Adın Ahmet'se adını Ahmet olarak yazacaksın ya. Ha soyadını yazmak istemiyorsun. Y olarak yaz. Yani örnek veriyorum. Ama bir isminizi yazın arkadaşlar yani şimdi ismini yazmıyor. Evet. Şimdi ismini yazmıyor. AH bilmem ne yazıyor. Ya arkadaşım biraz da ciddiyet. Bak Ahmet K olarak yazdık. tamam mı? Şimdi mezuniyet notunuz dörtlü sistemde 4 dört üzerinden kaç? Sen buraya 8 yazarsan sistem buna izin vermiyor zaten. En fazla 4 olacak ve virgül kullanmayın diyor. Yani dolayısıyla 3.4 örnek veriyorum mezuniyet notunuz bu olsun. Bölümünüz sayısal mı, sözel mi, eşit ağırlık mı? Diyelim ki sözel olsun bölümümüz. Geçmek istediğiniz bölüm. Geçmek istediğiniz bölüm diyelim ki okul öncesi öğretmenliği olsun. K, L, M, N işte burada hepsi var. O, Ö, P, R, S, Şimdi şuradan okul öncesi özel eğitim öğretmenliği nerede? Evet şurada. Özel eğitim. Okul öncesi öğretmenliğine geçmek istiyor ve özel eğitim öğretmenliğine geçiyor. Yani bu ikisine geçmek istiyor bu öğrenci. İkisini işaretledik. Ee, buradan sonra diyorsunuz. Sonraki ne? İşte burayı zaten kutucu işaretlemeniz lazım. Çünkü sizin mail adresinizin verisini kabul etmesi gerekiyor. Yani mailden siz buraya oturum açmadan, e, mailinizle oturum açmadan zaten bu linke veri girişi yapamayacaksınız arkadaşlar. Mutlaka mail istiyoruz. Ee, yani burada doğruluğunu teyit etmek için. Şimdi puanınız kaç? Mesela kaç puan aldınız? Lütfen doğru değerler girelim arkadaşlar. Yani bu değerleri biz sonradan kullanıyoruz zaten yani. Hani bizim için de iyi oluyor. Yani kaç puana, kaç net gelmiş, işte kaç sıralamaya gelmiş bu veriler bizim için de iyi oluyor. Mesela diyelim ki adamın sıralaması 450 olsun, tamam mı? İşte buradan matematik doğru sayısı. Yani sınav sonuç belgenize de bakabilirsiniz. Diyelim ki matematikten arkadaşın 12 tane doğrusu var. Yanlış sayısı 3 tane yanlışı var. Türkçe doğru sayısı 45 2. Örnek veriyorum. Yani adamın burada bu veriler de bizim için lazım olduğundan dolayı yani biz bunu kullanıyoruz. Kaç matematik yapmış, kaç Türkçe yapmış, kaç puan gelmiş, kaç sıralama gelmiş. Yani sizden sonrakiler için de bu veriler faydalı oluyor. Buradan sonrakini diyorsunuz arkadaşlar bitiyor. İşte burada tercih rehberi almak isterseniz buna tıklarsınız. Bizi desteklemek isterseniz YouTube'dan, Instagram'dan, Telegram'dan bizi takip etmek isterseniz işte 2025 DGS canlı dersleriyle TYT kursumuza katılmak isterseniz arkadaşlar katılıyorsunuz. Bunlara tıklayabilirsiniz. Bizi desteklemek için linklere tıklayıp beğenebilirsiniz. O da size kalmış. Bizim böyle bir mecburiyetimiz yok. Zaten bizi tanıyanlar bilir. Bizim böyle şeylerden çok öğrencilerden yani öğrenciler zaten bizi seviyorlarsa destekliyorlarsa zaten yapıyor adam yani şimdi buradan gönder diyorsunuz arkadaşlar bitti. Yanıtınız kaydedildi. İşte sonuçlar 7 Temmuz Pazar günü değil. Bunu değiştireceğim. Bir önceki veriden aldığım için. Sonuçlar 1000 kişi olduğu zaman e, düzelecek. Ya sonuçlar 1000 kişi olduğu zaman paylaşılacak arkadaşlar. Tamam? E, lütfen buna ciddiyet gösterelim e, ve her sene yaptığımız bir şey. Bizim için çok önemli, sizin için çok önemli arkadaşlar. Önünüzde kaç kişi olduğunu öğrenmek istiyorsanız lütfen buna dikkat edin. Tamam? Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.